Sultanahmet Han ismini taşıyan bir cami yaptırmak istemiş ve Sultanahmet Camii'ni inşa ettirmiş. Cami muhteşem bir şekilde arzu edilen zamanda bitirilmiş, yapılmış, harika bir cami ortaya çıkmış. Fakat geliyor ki caminin cemaat yok. Sultanahmet Han nasıl bir çare düşünsek deyince birisi demiş ki efendim Mısır'da, Kahire'de Memlük Sultanı Kayıt Bay'ın türbesinde Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izi var. Kademi saadet var. Eğer kademi saadeti İstanbul'a getirirsek, Sultanahmet Camii'nin bir köşesine koyarsak, burası payitahttır. Hem daha çok insan ziyaret eder, onu ziyaretle şereflenir. Hem de caminin cemaati artar. Hay hay demiş Sultanahmet Han ve Kayıt Bay'ın türbesinden Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kademi saadeti, mübarek ayak izleri getirilmiş. O ayak izi yerleştirilebilsin diye mihrabın bir kenarından 4 çini sökülmüş. Düşünün ki Sultanahmet Camii 20 bin çiniyle tezyin edilmiş muhteşem bir ahengin yapısıdır. 4 çini sökülmüş, onun yerine bir mahfaza-i şerif yapılmış. Gül suları dökülerek, salavatlarla kademi saadet o mahfazaya yerleştirilmiş. Hakikaten cemaat akın akın ziyarete gelmeye başlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasını cemaat artmış. Sultanahmet Han'ın keyfi yerinde bir gece rüyasını Resul-i Ekrem Efendimiz teşrif edinceye kadar. Allah Resulü rüyada Sultanahmet Han'a demiş ki Memlük Sultanı Kayıt Bay şikayet edecek olmuş da efendim demiş benim türbemden Sultanahmet aldı kademi saadeti. Türbem pek mahzun kaldı. Gelenim yok, gidenim yok. Allah Resulü de o yerine iade edile buyurmuş. Sultanahmet Han sabah uyanmış uykudan, soluğu Üsküdar'da almış. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahında. Ahmet Han padişahtır ama bir gönül padişahının da bendesidir. Hatta ibrikdarıdır. Abdest suyunu dökermiş bazen. Efendim böyle böyle bir rüya gördüm. Bu rüyanın hikmeti nice ola. Rüyanın tabire ihtiyacı yoktur hünkârım demiş. O kademi saadet geldiği yere gidecek. Hay hay denilmiş, söz tutulmuş. Kademi şerif Kayıt Bay'ın türbesine, Kahire'ye geri gönderilmiş. Kademi saadet oradan sökülüp götürülünce hani 4 çiniyle çıkartılıp bir mahfaza yapılmıştı. Boş kaldı yeri. O boşluk neyle dolacak? Kolay. 4 çini bulursunuz. O ahenk bozulmasın diye buluyor Moskta. O 4 çiniyi yerine yerleştiriverirsiniz. Ama ecdat bunu yapmamış. Bir müddet beklemişler. 2 parça bir mermer bulmuşlar. Bu mermer bir araya geldiği vakit tam bir insan dudağı şeklinde. Üstündeki mermerin çizgiler bir insan dudağını andırıyor. O 4 çininin yerine o mermeri kapatmışlar. Bu aslında şu demek olmuş. Ya Resulallah, senin ayağının bir kez değdiği yere biz kıyamete kadar dudaklarımızı mühürleriz. Osmanlı iyi ok attığı için, iyi kılıç kullandığı için, at sırtında çok uzağa koşabildiği için değil, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme muhabbette işte bu kadar dikkat ve rikkat sahibi olabildiği için büyüktü.